Tüm dünyada aşıkların günü olarak bilinen 14 Şubat'la ilgili pek çok efsane var. Pek çok insanın sevgililer günü olarak kutladığı bu güne Batı en çok kabul gören efsanenin ismini vermiş. Aziz Valentin günü. Valentin'i soracak olursanız kendisi aşkın ve sevginin simgesi haline gelmiş bir rahip. Bu videoda 14 Şubat'ın gerçek hikayesini göstermeye çalıştık. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de yer şu ayetlere bakarak neden Müslüman olmayanlara özenmememiz gerektiğini çok kolay bir şekilde anlayabiliyoruz. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Bunu yaparak Allah'a aleyhinize apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Dinlere uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine eş tutuyorlar. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz de şöyle buyurmuştur. Kim kendini bir millete benzetirse o da onlardandır. Tahmin edebileceğiniz gibi sevgililer gününde Peygamberimizi ve Müslümanlığı inkar eden kafirlerden çıkmıştır. Bugünün başlangıç tarihi eski Roma İmparatorluğu zamanına uzanıyor. Eski Roma'da 14 Şubat günü bütün Roma halkı için önemli bir gündü. Bugünün Sevgililer Günü ilan edilmesinin aslı Roma İmparatorluğu Kilisesi'ne dayanır. İsmini Valentin adında bir papazdan alır. Çünkü bugün de kendilerinin inandığı Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno'ya duyulan saygıdan ötürü tatil yapılırdı. Juno ayrıca Roma halkı tarafından kadınlık ve evlilik tanrıçası olarak da kabul ediliyordu. Bugünü takip eden 15 Şubat gününde ise Lupercalia Bayramı başlıyordu. Bu bayram halkın genç nüfusu için büyük önem taşıyordu. Gençler sadece bu bayram süresince olsa bile birbirlerinin partneri oluyorlardı. Zina ise oldukça yaygın hale getirilmişti. O yüzden pek çok din alimine göre 14 Şubat zina günü olarak anılıyor. Hangi genç bayanın hangi genç erkek ile bir çift oluşturacağı eski bir gelenek olan ve Lupercalia bayramının öncesi yapılan bir çekiliş ile belli oluyordu. Romalı genç kızlar isimlerini küçücük kağıt parçalarının üzerine yazıp bir kavanoza koyuyorlardı. Genç Romalı erkekler ise kavanozdan bu kağıtları çekerek üzerinde hangi kızın ismi yazıyorsa o kızla bayram eğlenceleri boyunca beraber oluyorlardı. İmparator 2. Claudius, zina günü ile ilişkiye başlayıp sonunda evlenen Romalı erkeklerin ailelerini bırakmak istememeleri sebebiyle asker bulmaktan endişeleniyordu. İşte bu yüzden Roma'daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı. Aziz Valentin de Claudius'un hükümdarlığı zamanında Roma'da yaşayan bir papazdı. Kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudius'un yasağına rağmen gizlice çiftleri ilişki kurdurmaya devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentin insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ı Hristiyan şehitliğine gömüldü. Sevgililer Günü 1800 yılından sonra Amerika'da Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana günümüzde daha çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay haline geldi. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok gelişti. Adeta alışveriş çılgınlığına dönüştü. Dinimiz kafirlere, münafıklara, batıl din ve ideoloji mensuplarına muhalefet etmeyi emretmiş ve onlara benzemeyi kesin bir şekilde haram kılmıştır. Çünkü dış görünüş itibarıyla onlara benzemek, neticede ahlaki değerlerde, kötü ve çirkin işlerde ve hatta inançta onlara benzemeye sebep olur. Gerçekten giyimde, sözde, davranışta ve işlerdeki benzemeler kalplere tesir ederek onlara karşı sevgi ve saygı meydana getirir. Kısacası gayrimüslimlere benzemenin haram olduğunda icma vardır. Onlara benzemek, onlar gibi olmak, onların bayramlarını kutlamak da bir Müslümana kesinlikle yakışmayacak hal ve hareketlerdendir. Eğer hediye alınacak ise bugün değil, başka bir gün tercih edilmeli. Bir insan eşini seviyorsa sadece bir gün değil, her gün sevmelidir. Ancak Sevgililer Günü adı verilen bugün sadece Batı'nın ahlaksızlığına uymanızı sağlamaktadır. Bu konuyu bilmeyen Müslümanlar için çok önemli. Müslüman olmayanlar için zaten çok fazla önemli değil. Peki 14 Şubat günü hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.